gibi bir silgi, kalemliğin içinde mancınık, kurbağa zımba ve sihirli asa gibi bir kalem. Alışılmadık anti-stres okul eşyalarını nasıl yaptığımızı videomuzda izleyin. Merve özel bir şeyler yapmış. Toprağa bir kalem verdi. Bunun ne özelliği var? Bu sadece bir kalem. Merve kalemden bir sihirbazmış gibi baloncuklar çıkarmaya başlıyor. Bir tahta kalemin tıpasını çıkarıp içini boşaltalım. Dolgusunu keselim. Küçük parçayı içine geri koyalım. Kalemin arkasına içinde deterjanlı su olan bir kap yerleştirelim. Kalemi akrilik boyayla boyayalım. Gövde kısmını dekoratif bantla kaplayalım. Üst ve alt kapağı şeffaf oje ile kaplayalım. Çok baloncuklu bir sürpriz oldu. Bu baloncukları çıkartan aslında bu kalemmiş. Hadi dersi bir balon gösterisine çevirelim. Ada Hoca balonları patlatırken çok eğleniyor. O da sihirli kalemi denemek istiyor. Tamam, şimdi anladım. Balon gösterimiz sona erdi sanırım. Ada Hoca tek başına devam etmek istiyor. Toprağın bir silgiye ihtiyacı var ama masada kullanabileceği hiçbir şey yok. Ada Hoca kızların bir sorunu olduğunu düşünüyor. Ve onlara yeni bir şey veriyor. Bu ilginç bir yoyo silgisi. İki tane yuvarlak şekilli silgi alalım ve ortalarından delelim. Bir vida ile birbirine bağlayalım. Silgiler arasında biraz boşluk bırakalım. Bir tarafına somun geçirelim. Süsleyelim. Ortalarına 50 santimlik bir ip dolayalım. Sonuna parmak için bir kısım oluşturalım. Kızlar bu yeni silgiyi çok sevdiler. Kızlar bu yeni model silgiyi çok beğendiler. Bu hem oyuncak hem de okul malzemesi. Yoyo bir deftere dönüştü ve gereksiz her şey silindi. Ve ders hemen eğlenceli bir oyuna dönüştü. Ada Hoca ilginç bir piramit çıkardı. Kızlar buna bayıldı. Aynı şeyi kalemlerle yapmak istiyorlar. Ama bu oldukça zor. Kalemler düşer ve yer çekimi kazanır. Ama Merve fizik kanunlarından yararlanmaya karar verdi. Manyetik kalemleri çıkardı. Mıknatısı kalemin ucuna silikonlayalım. Üç boyutlu bir görünüm için silikon kullanalım. Silikon tabancasının uç kısmını ısıtarak da kullanabilirsiniz. Diğer ucuna da aynısını uygulayalım. Akrilik boyayla boyayalım. Şeffaf oje ile kaplayalım. Ve sim dökelim. Diğer kalemlere de aynısını yapalım. Ve onları bir figür gibi birleştirelim. Bu icat sayesinde kolaylıkla piramit yapabiliriz. Manyetik kuvvet onları bir arada tutuyor. Farklı şekiller de yapabilirsiniz. Bakalım hangisi daha iyi? Ada Hoca'nın piramit mi? Yoksa bizim kalemlerle oluşturduğumuz piramit mi? Kızlarda ilginç bir şeyler var. Bunlar sihirli birer asa mı? Hayır, bunlar sadece simli kalemler. Bir kaleme silikonu noktalar şeklinde uygulayalım. Uç kısmını dolduralım ve kalan kısmı da silikonla dolduralım. Şeffaf oje ile kaplayalım. İnci tozu ekleyelim. Bir kat şeffaf oje daha sürelim. Bu parlak kalemler sanki sihirliler gibi. Her türlü sihirli oyunumuzda bunlarla oynayabiliriz. Keşke dersi de bu kalemlerin sihriyle kısaltabilseydik. Son dakika haberi. Sınıfımıza yeni birisi geldi. Biraz hayalet gibi yürüyor. Oturabilirsin. Bu kadar gerilme. Ne yazık ki Serdar ilkokul gününde kalemini unutmuş. Seda'da bir sürü var ama paylaşmak istemiyor. Seda yeni arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun? Tamam tamam. Seda anti-stres eşyalarını çıkarıyor. Bunlar yumuşak ve pofuduk kalemler. Şeffaf plastik bir tabakanın kenarlarını keselim. Altına elmas ve unicorn boynuzu çıktılarını yerleştirelim.
Bir kalemle üzerlerinden geçelim. Parçaları keselim. Biraz fazlalık bırakmayı unutmayalım. Pişirme kağıdına koyalım. Kenarlarını dikkatlice ütüleyelim. Akrilik boyalarla pamuklar boyayalım. Kenarlarını keselim. Ve içine kalem dolgusu koyalım. Boynuzu beyaz pamukla dolduralım. Sim ve yıldızlar ekleyelim. Ve kenarları ütüyle kapatalım. Elmas parçasına renkli pamukları kat kat koyalım. Ve unicorn boynuzu gibi süsleyelim. Boynuzu kalıcı kalemlerle boyayalım. Serkan, hangisini istiyorsan onu seç. Elmas ya da unicorn boynuzu. Bunlar çok iyi kalemler. Diğerlerinden çok farklılar. Artı, yeni öğrencinin parmaklarını da rahatlatıyorlar. Görünen o ki, Serkan okuldaki ilk arkadaşını buldu bile. Seda'nın masasında bir sürü eşya var. Hepsini temizlemenin tam zamanı. Kalemliğinde hiç yer kalmamış ama birisi yardıma geliyor. Ne sevimli bir kirpi. Bir bardak tuzu iki bardak unla karıştıralım. İki kaşık beyaz tutkalı bir bardak suya atalım. Malzemeleri birleştirelim. Hamuru yapalım ve 2 saat buzdolabında saklayalım. Bir folyoyu top şeklinde ufalayalım. Kirpi gövdesi gibi yapalım. Ve folyodan bir standın üstüne yerleştirelim. Hamuru açalım ve kalıba yerleştirelim. Fazlalıkları alalım. Bir kalemle hamura delikler açalım. Fazlalıkları alalım. Hamuru yuvarlayalım. Parçalara bölelim. Kirpi dikeni şekli verelim. Ve gövdeye tutturalım. Burun ve göz yapalım. 45 derecelik fırında 5 saat boyunca kurutalım. Folyoyu kirpinin içinden çıkaralım. Standı silikonlayalım. Kirpiyi akrilik boyayla boyayalım. Seda kirpisini çok seviyor. Bu kirpi benim masamın düzenleyicisi. Dağınıklığı hızlıca toparlıyor. Bütün kalemlerinizi içine koyabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki her şey bu dikenlinin içine sığmıyor. Serkan'ın bir fikri var. Kalem meselesini çözmek için bir şeyi var. Mancınıklı bir kalemlik. Karton bir koninin içine köpük bir tabaka yerleştirelim. Dışını keçeyle süsleyelim. Bir parça keçeyi yuvarlayalım. Bir CD'ye simli köpük bir tabaka yapıştıralım. Plastik bir tıpayı bir yaya yapıştıralım. Bir atacı M harfi gibi bükelim ve diğer tarafına yapıştıralım. Yayı yuvarladığımız keçeye geçirelim. M şeklindeki atacı kesikler açarak keçeye tutturalım. Lastik bir mata bir ip örelim. Çok sık örmeyelim. Kalemliği mat ile kaplayalım. İpi bağlayalım. Bobini yağ ile birlikte CD tabakaya yapıştıralım ve kalemliğe geçirelim. Bobinin ve kalemliğin üst kısmına köpük tabakalar yapıştıralım. Simli köpük lastik tabakadan kalemlik için kapak yapalım. İçine 2 tane delik açalım. İçlerinden ip geçirelim. Uçlarını bağlayalım. Kalemliğin dışına kalem koyalım. Yayı kullanarak kalemleri uçuralım. İlk bakışta normal bir kalemlik gibi duruyor. Ama içine bir kalem koyduğunuzda bir mermi gibi fırlıyor. Wow! Ada Hoca bu hava saldırısını hiç beklemiyordu. Serkan'ın gizli mancınığı kalem fırlatmaya hazır. Ama o kadar uzun sürmüyor. Ada Hoca stres giderici kalemliği onlardan alıyor. Bu inanılmaz kaplumbağa da neyin nesi? İçinde slime olan bir zımba.
Kartondan üçgen bir şablon keselim. Kırmızı bir keçeye 4 defa çizelim. Keselim. Her üçgene 3 delik açalım. Kaplumbağa kabuğu elde etmek için üçgenleri yapıştıralım. Başka bir keçeden vücut keselim. Kabuğa silikonlayalım. Kenarları örgü ipiyle kapatalım. Yıldızlarla süsleyelim. Göz olarak boncuk takalım. Slime için 5 kaşık mısır nişastası, toz boya, 1 kaşık vücut losyonu, 1 kaşık bulaşık deterjanı ve 3 kaşık yapıştırıcı ekleyelim. Karıştıralım ve biraz su ekleyelim. Boraks ekleyelim ve karıştıralım. Plastik bir şişenin baş kısmını keselim. Ucuna balon geçirelim ve slime'ı içine dökelim. Ağzını bağlayalım. Kaplumbağanın içine yerleştirelim. Altına keçe bir tabaka yapıştıralım. Keçeden üçgenler keselim. Çift olacak şekilde bir araya getirelim. Yarısını keselim ve bir fermuarı silikonlayalım. Bütün parçaları birleştirelim. Elde ettiğimiz kasenin altına karton bir daire yapıştıralım. Kenar kısmına fermuar yapıştıralım. Kartonun üstüne keçe yapıştıralım. Fermuarın diğer yarısına kaplumbağayı yapıştıralım. İç tarafına cırt cırt yapıştıralım. Küçük bir zımbanın altına ve üstüne de cırt cırt yapıştıralım. İçine yerleştirelim. Alttaki fermuarı açalım ve içindeki zımbayla bir kağıdı zımbalayalım. Anlaşılan o ki bu kaplumbağa zımba türünün tek örneği değil. Toprakta da bir tane var. Burası kaplumbağa hayvanat bahçesine dönüştü. Bu hayvanlar tatlı ve kullanımı rahat. Sayfaları birleştirebiliyorlar ve stresinizi de alabiliyorlar. Toprak derse yumuşak ve parlak bir şey getirmiş. Bu pofuduk bir makaron. Ve içinde krema yerine bir silgi var. Bir kartondan halka keselim. Köpük bir tabakaya çizelim. Yuvarlığı keselim ve ortasına bir delik açalım. Kenarlarını kırparak düzeltelim. Aynı şekilde bir parça daha keselim. Aynı yolu izleyerek süngerden bir halka keselim. Parçaları boyayalım. Süngeri boşluksuz köpük tabakaya silikonlayalım. Oyuk içine yuvarlak bir kap yerleştirelim. Kapağını ise diğer tarafa silikonlayalım. Kabın içine bir silgi yerleştirelim. Yumuşak makaronu kapatalım. Merve de bu sihirli makaronu denemek istiyor. Bu çok yumuşak ve tatlı. Merve'nin gönlünü kazandı bile ve toprağa geri vermek istemiyor. Toprak böyle olacağını biliyordu. Bundan dolayı bir tane daha makaronu var. Ama bu kocaman. Kalın bir kartona bir kalp çizelim. Bir pergel kullanarak merkezi kalp olan bir daire keselim. Daireyi ve kalbi keselim. Kalıbı köpük lastik tabakaya çizelim. Parçaları keselim. Birkaç tane yuvarlak keselim. Kalıbı bir süngere çizelim. Keselim. İki yuvarlığı ve süngeri silikonlayalım. Diğer yarısını da silikonla birleştirelim. Kenarları keserek yumuşatalım. Parçaları boyayalım. İçine kalpten bir kap silikonlayalım. Ve içine ataç yerleştirelim. Makaronun iki yarısını birleştirelim. Bu yumuşak makaronun içinde bir hazine var. Toprak yumuşak makaronunu çok seviyor. Ve küçük olan artık o kadar da güzel değil.
Merve büyük olanla kendisininkini değiştirmek istiyor. Antistres okul malzemelerimizi beğendiniz mi? Öyleyse en çok hangisini sevdiğinizi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum'un yeni antistres okul malzemelerini kaçırmazsınız.